efendim. Merhaba, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Efendim, Türkiye'nin %100 yerli bilgi yarışması Altın Pete'ye hoş geldiniz. Ve yarışmacımız Selda Turan geliyor. Merhaba Engin Bey, merhabalar. Hoş geldin, buyurun. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın Selda? Çok teşekkür ederim Engin Bey. Çok heyecanlıyım. Kalbim tekliyor. Sol tarafımı hissetmiyorum diyebilirim. Sol tarafını hissetmiyorsun. Hissetmiyorum. Aman aman, o kadar heyecanlanma. Tamam. Çok çok heyecanlıyım. Biz bizeyiz gördüğün gibi. Evet, ortamı beğendim. Sevdim zaten. Ne güzel, sağ olasın. Alıştım. Alıştın da. Evet, bir tamam. An başım döndü sanki. Şimdi iyi misin? Şu an iyiyim. Tamam. Neler yapıyorsun? Biraz seni tanıyalım mı? 22 yaşındayım Engin Bey. Aslen Adapazarı Sakaryalıyım. Buraya evlendim. İstanbul'a evlendim. 9 aylık evliyim. Hayırlı olsun. Eşimle mutluyum. Kaçarak evlendim ben. Üniversitemi, okulumu yarım bıraktım. Kaçarak. Oo, müthiş bir aşk. Evet, müthiş bir aşk diyebilirim. Eşime kaçarak evlendim. Nasıl oldu? Mesela o zaman bile bu heyecanı yaşamamıştım. İnancınız olsun. Buraya geldim, bu ortam, bu ambiyans. Daha önce hiç böyle bir ambiyansa karşılaşmadım. Ve şu an çok heyecanlıyım, aşırı heyecanlıyım. Ben hayatımda böyle adrenalin görmedim yani diyebilirim. O kadar sınavlara girmiş insanım. Bu ortam çok başka. Nasıl bir hikaye? Biraz hikayeni anlatır mısın? Hikayemi anlatabilirim. Ben şimdi 6-7 aylık tanışmıştım. Facebook ortamında, sosyal medyada tanıştım. Kısa sürede tabii ki de aşık oldum. Sevmesem zaten hiçbir şey olmaz. Tanıştım. Daha sonra aileler tabii ki de karşı geldi, istemediler. Daha 22 yaşındayım, okulum vardı benim bir de. Okul eğitim hayatımı yarıda bırakmamı istemediler. Şu anda eğitim hayatımı yarıda bırakmadım zaten. Devam ediyorsun. Devam ediyorum diyebilirim. Daha dondurmadım yani. Arada bir gidiyorum, derslerine bakıyorum. Alttan dersim var. İkinci sınıf işletme öğrencisiyim ben Sakarya Üniversitesi'nde. Ne güzel. Bitirirsen de ne güzel olur. Bitirsem bir de mesleğin çok olur. Güzel olur. Mesleğim de olur elimde. Daha sonucuma öyle biz de anlaştık. Öyle bir ortak noktada buluştuk diyebilirim. Buluştunuz. Hadi buluştuk. Tabii ailem ilk başta yani aslında hani mülakatlarla demişler. Hani en çok büyüdüğüm zaman ailem bana ilk başlarda hani kaçtım. Ailem biraz sert tepki verdi, konuşmadılar, etmediler. O zaman ben aslında ailemin farkını, onların kıymetini o zaman gerçekten çok iyi anladım. Hmm. Ailemle, annem, babam bana öyle yapınca gerçekten çok hani insana Allah çok zor yani. Sevdiğiyle aile arasında kalmak çok zor bir şey. Ama artık düzelttiniz değil artık mi aralığı? Artık çok düzelttim. Sık sık gidip geliyorum. Oh, ailemle güzel. Aram çok iyi. Buraya çok... gelmeden önce konuştum, ettim. Tamam. En önemlisi o. En önemlisi o. Şu an çok iyiyim yani. Tabii ki. Yani aileyle ilişkimiz çok önemli. Çok önemli. Ama aynen. Tabii ki sevdiğimiz insanla da hayatımızı birleştirmemiz. Kalpsiz güzel, de olmuyor. Mutlu bir hayat sürmemiz de çok önemli ama aile olmadan olmaz. Olmaz. Peki Selda, başlayalım mı? Heyecanım yatıştı diyebilirim. Başlayabiliriz Engin Bey. Peki. Başlayabiliriz dedi Selda. O zaman ilk sorumuz gelsin. Ve buyurun başlıyoruz efendim. Teşekkür ederim. Alfabemizin ilk harfi ve son harfi yan yana geldiğinde hangi sözcüğü oluşturur? A. Aş. B. Av. C. Az. D. Ay. C. Şık Engin Bey. A ve Z. Şıkkını onaylıyorum. Onayladık. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Böylece 500 lira değerindeki anahtar kelimelerle tanışmış olduk. Oldum. Artık kendi yolumuzu kendimiz belirleyeceğiz. İnşallah. Sünger, atasözü ve göz. Sünger deyince aklıma direkt bu sünger geliyor. Atasözü, göz. Ben atasözü anahtar kelimesini seçmek istiyorum Engin Bey. Atasözüne göre sora sora bulunacak yer neresidir? A. Batman. B. Bağdat. C. Balgat. D. Bursa. B şıkkı Bağdat onaylıyorum. Böylece 1000 lira değerindeki anahtar kelimelerle karşılaşmış olduk. Gönül, öğrenci ve uzun. Öğrenci anahtar kelimesine devam etmek istiyorum. Peki. Hangisi lisede alan seçme aşamasına gelen bir öğrenci için sunulan seçeneklerden biri değildir? A. Sözel. B. Sayısal.
C bilimsel, D eşit ağır. C şıkkı bilimsel, onaylıyorum. Elbette. Ve sırada 2000 lira değerinde anahtar kelimelerimiz var. İşte onlar: halk, mavi ve bebek. Ben bebek anahtar kelimesini seçmek istiyorum. Zamanından erken doğmuş bebeklere tıpta verilen isim hangisidir? A. Sezeryan. B. Yeni doğan. C. Loğusa. D. Prematüre. D şıkkı prematüre, onaylıyorum. Elbette. Teşekkür ederim. Bu soruyu da geride bıraktık ve işte önümüzde 3000 lira değerinde anahtar kelimelerimiz. Kelime, cüzdan, kumaş. Ben kelime anahtar kelimesine devam etmek istiyorum. Peki. Yıldız kelimesinin eski dildeki karşılığı hangisidir? A. Kamer. B. Şems. C. Stare. D. Mah. Ben bunu bronz kullanmak istiyorum. Tabii. Hangi şık için kullanalım Selda? Hangi şık için kullanalım? A şıkkı kamer için, onaylıyorum. Bir bronz jokeriyle onayladık. Evet. Kamer değilmiş. Bir bronz daha kullanmak istiyorum ben bu soruda. Tabii ki. C şıkkı sitare için bir bronzumu, onaylıyorum. Teşekkürler. Tebrikler. Selda, böylece ilk 5 soruyu geride bırakmış olduk. Nasıl, evet. Biraz heyecan rahatladı mı? Yavaş yavaş dinliyor herhalde heyecanım. Seyirciler, ortam sağ olsun hepsi. Biraz yavaş yavaş. Rahatlıyoruz. Rahatlıyorum herhalde. Tamam, bu güzel. Ortam rahatlatıyor. Güzel de yarışıyoruz. Sadece son soruda bir 2 bronz joker kullandık. Zorlandım. Ama sitareyi bulduk. Dolayısıyla da devam ediyoruz yolumuza. İşte önümüzde 5000 lira değerinde anahtar kelimeler var. Yemek, meyve ve ay. Ben yemek anahtar kelimesiyle devam etmek istiyorum. Tamam, ne güzel. Buyurun, devam edelim. Bakalım efendim. Yemek anahtar kelimesi nereden gelecek görelim. Hangi yemeğin ana malzemesi bulgur değildir? A. Analı kızlı. B. Yuvalama. C. Fellah köftesi. D. Sakala çarpma. Ben bunda bir bronz kullanmak istiyorum tekrar. Nasıl yemeklerle ara? Yemek yapmayı çok seviyorum. Mutfakta çok da becerikliyimdir yani bu konuda. Ne güzel. 7 yaşımdan beri yemek yapıyorum diyebilirim. Müthiş. Ama bunlarla hakkında bir fellah köftesi, yuvalama. Bana analı kızlı gibi geliyor. Analı kızlı niyeyse çorba tarzı olduğu için. Ama içinde bunun pirinç tarzı bir şey var diye biliyorum. Bir bilgim var bu konuda sanki. Ama analı kızlı arasında bir de sakala çarpan hiç duymadım. Hiç duymadım bir şey. Ben bir bronzumu analı kızlıya, aşık analı kızlıya bronz kullanmak istiyorum. Onaylıyorum. Analı kızlı değilmiş. Daha doğrusu analı kızlının malzemesi bulgurmuş. Sanki ben analı kızlı çorba da var diye biliyorum. Bir hazır bir çorba analı kızlı olması gerekiyor diye biliyorum. Doğru biliyor ondan olabilirsin ama dolayı içinde bulgur demek kullanılıyor ki, demek ki. Var olabilir içinde. O konuda bir bilgim yok. Dediğim gibi buradaki yemekler hakkında hiçbir bilgim yok. Ben klasik yemekleri biliyorum. Engin Bey, ben tekrar bir bronz hakkımı kullanmak istiyorum. Peki. Kullanmak istiyorum. Bunu bir de gümüş jokerimi de kullanmak istiyorum. Tamam, önce gümüş jokerimizi kullanalım. Evet. Onaylıyor musun? Onaylıyorum Engin Peki. Bey. Peki. 5000 lira değerindeki sorumuz için gümüş joker kullandık. Evet. Engin Bey, ben buna D şıkkı sakala çarpan diyorum. Bronz kullanıyor musun peki? Engin Bey, bronz kullanıyorum. D şıkkı dedik, sakala çarpan. Evet. Bronz joker de kullandık. Evet Engin Bakalım, Bey. Ana malzemesi sakala çarpanın bulgur mu değil mi? Görelim efendim.
Elbette. Çok rahatladım. Teşekkür ederim. Selda İlk zaten bir... aklıma o gelmişti Engin Bey. Açıkçası sakala çarpan hiç duymadım. Bir de yabancı geldiği için. Direktmen aklıma o geldi. Olsaydı bilirdim diyorsun. Ana malzemesi bulgur olsaydı. Geldi ama analı kızı kafamı karıştırdı. İkisi arasında git gel yaptım. Analı kızlı çorba diye biliyordum ben. Hı. Ama içinde yine de pirinç gibi bir şey dediğim gibi var diye biliyordum. O da bulgurmuş. O da bulgurmuş demek ki. Artık her şey hazır var zaten. Hazır çorba kullanıyoruz. Değil mi? Evet, aynen. O sakala çarpanı hiç bilmiyordum, hiç de duymadım. Zaten kaba bir terim gibi duruyor. Öyle bir yemek de hiç düşünemedim yani ben. Ne olduğunu siz biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Peki. Onun için ilk onu demiştim, keşke onu deseymişim ama olsun, sağlık olsun. Selda, tebrik ediyorum. Şimdi biraz önceki soruda gümüş okerimizi kullandığımız için 5000 lira ödülümüzü garantilemiş olduk. Aynen. Sıradaki sorumuzun değeri 10.000 lira. Anahtar kelimeleri gelsin mi? Gelsin Engin Bey. Hadi bakalım, görelim efendim anahtar kelimelerimizi. Pamuk, basınç, hat. Ben pamuk anahtar kelimesiyle devam etmek istiyorum. Peki. Bakalım pamuk anahtar kelimesinin 10 bin lira değerindeki sorusu neymiş görelim. Dilimize Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler olarak çevrilen masalın ve baş kahramanın ilk basımındaki orijinal ismi hangisidir? A. Küçük Yürek. B. Kar Beyazı. C. Elmalı Cadı. D. Masum Prenses. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler küçükten beri okuduğumuz bir masal zaten. Biliyoruz çok da. Çok iyi biliriz ama. Çok iyi bilirim de. Ilk baş kahramanının. Peki. Baş kahramanın ilk basındaki burada ilk baş kahraman Pamuk Prenses zaten. Küçük Yürek, Elmalı Cadı değil. C şıkkını eliyorum zaten. Kar Beyazı, Masum Prenses, Küçük Yürek. Küçük Yürek de değil, A şıkkını da eliyorum kafamda. Kar Beyazı ile Masum Prenses arasında kaldım. Bronzum kalmadı. Bronzum kalmadı. Kalmadı. Harika. Ben buna Engin Bey, D şıkkı Masum Prenses onaylıyorum. Bakalım. Prenses ve Yedi Cüceler. Orijinal ismi. Baş kahramanının da ismiymiş aynı zamanda. D şıkkında olduğu gibi Masum Prenses mi görelim? Kar Beyazı ya, olacak. Ben şimdi Prenses, Kar Beyazı ile Prens arasında kaldım zaten. Aile C şıkkını evet, elemiştim. Evet, Aile elemiştin. Erken elendim. Ama 5000 lira ödül kazandın. Olsun. Buraya gelmek güzeldi. Hiç yaşamadım, heyecanı yaşadım dediğim gibi. 5000 lira iyi bir ödül değil mi? Olsun dedin ama. 5000 lira iyi bir ödül. Benim için gerçekten iyi bir ödül. Bir de yeni evliyim. Evet, İhtiyaçlarımda kullanabileceğim bir ödül gerçekten. Müthiş. Tebrik ediyorum seni. Ödül. Çok sağ olun. Ben bu ortamı, bu ambiyansı çok beğendim. Ekibinizle çok memnun oldum. Gerçekten çok sağlam bir ekibiniz var diyebilirim. Çok teşekkür ederiz. Çok hepsini çok seviyorum ve sizi de çok beğendim. Bu çok ortamı da sizi de. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok memnun olduk Selda. Sağ ol. Erken İyi akşamlar. Oldu. İyi akşamlar. Ve yarışmacımız Halide Ayazhan geliyor. Merhaba Halide. Merhabalar. Hoş bulduk. İyi misin? Halide nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Neler yapıyorsun? Okumaya çalışıyorum. Mimarlık Fakültesi son sınıf. Bitecek inşallah. Aynı zamanda da devlet memuruyum. Nerede? Bursa'da bir kamu kuruluşunda çalışıyorum. Restoratör olarak. O ne güzel. O zaman Uludağ Üniversitesi'nde okuyorsun. Evet, Uludağ Üniversitesi'nde. Güzel. Biraz zorlu bir süreç. Hem çalışıp hem okumak yorucu oluyor. Özellikle ama de mimarlık için. Alanında çalışıyorsun değil mi? 2 yıl okumuştum zaten. Restorasyon mezunuyum. Tamam. Eski eser projesi çiziyorum. Ne güzel. Bursa'da çok fazla zaten var tarih eser. Bu şekilde devam ediyorum. Mimarlıkta aslında bir üst kadememiz olmuş oluyor. Hmm. Peki okul ve iş zamanı dışında? Neler mi yapıyorum? Neler yapıyorsun? Var mı boş vaktin kalıyor mu? Çok vakit kalmıyor aslında ama genel olarak bakarsak hani kış sporlarında snowboard yapmayı çok seviyorum. Uludağ'da zaten elimizin altında. Genelde orada oluyorum. Snowboard yapıyorsun. Evet, snowboard. Ne zamandır yapıyorum. Yapıyorsun? 3 senedir faal olarak yapıyorum. Ne kadar güzel. Evet. Keyifli bir spor. Çok keyifli. Biraz kayak da denemiştim aslında ama snowboard çok daha başka. İnsanın kendini çok özgür hissedebildiği ve orada korkusuzca bembeyaz bir kütlenin üzerinde hiçbir sınırlama olmadan
yapabildiği bir spor. Hani birçoğuna göre, bir dönem futbol falan da yaptım aslında ama birçoğuna göre çok daha keyifli. O yüzden onu tercih ediyorum. Yaz çok bana göre değil, o yüzden daha böyle içe kış kapanık. Kış sporlarını seviyorsun. Evet, evet. Peki futbol oynadım dedin, ilgimi çekti tabii. Hangi mevkide oynadın? Yok öyle amatör yani okul takımında falan böyle biraz çabalamıştım. Bir dönem tekvando, bir dönem işte cross, futbol, handbol oynadım. İşte tiyatroya geçtim sonra ama inanılmaz zor bir şey tiyatro. Yani siz daha iyi biliyorsunuz zaten. Estağfurullah. Drama dersleri aldım bir dönem. İşte tiyatro, çocuk tiyatrosundan işte teklif aldım. O dönem bıraktım. Artık üniversite sınavı başlıyordu. Çok güzel. Evet. Peki başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. O zaman Halide'nin ilk sorusu geliyor. Ve buyurun başlıyoruz efendim. Kırk koyun, bir çoban köpeği ve bir çobanın toplam kaç ayağı vardır? A 146, B 166, C 172, D 178. B 166, onaylıyorum. Peki. Tabii ki. Böylece 500 lira değerindeki anahtar kelimelerimize gelmiş olduk. Artık kendi yolumuzu kendimiz belirleyeceğiz. Ekmek, geçim, dayanışma. Ekmek, anahtar kelimeyle devam edebiliriz. Peki. Bir atasözünde en zor koşullarda bile geçimini sağlayabilen kişilerin ekmeğini nereden çıkardığı söylenir? A. Dağdan, B. Taştan, C. Denizden, D. Topraktan. B. Taştan, onaylıyorum. Elbette. Ve sıradaki anahtar kelimelerimiz 1000 lira değerinde tam, eşya, gece. Eşya, anahtar kelimeyle devam edebiliriz. Peki. Gelin adayları için hazırlanan eşyaların tümüne ne ad verilir? A. Yolluk, B. Çeyiz, C. Harçlık, D. Bahşiş. B. Çeyiz, onaylıyorum. Tabii ki. Ve 2000 lira değerinde anahtar kelimelerimiz hayvan, eğitim ve satranç. Hayvan. Peki. Hangi hayvanın hem suda hem de karada yaşayan cinsleri vardır? A. Kaplumbağa, B. Tilki, C. Güvercin, D. Fil. A. Kaplumbağa, onaylıyorum. Şöyle bir gözden geçirdim. Evet, insan emin olamıyor. Tabii ki kaplumbağa. Ve işte sırada 3000 lira değerinde anahtar kelimeler. Gemi, kıta ve tıp. Tıp olsun. Hangi ünlü tıp fakültesi mezunu değildir? A. Cüneyt Arkın, B. Ferhat Göçer, C. Fikret Kızılok, D. Erol Köse. Aslında iki tanesini biliyorum ama diğer ikisi hakkında bir fikrim yok. Hangileri onlar? Fikret Kızılok ve Erol Köse. Ama sanki D'ymiş gibi de geliyor. Ferhat Göçer ve Cüneyt Arkın'ın diş hekimi olduğunu biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ama Fikret Kızılok ve Erol Köse hakkında bilmiyorum. Bronz kullanalım. Bronz kullanalım. Evet. Hangisi için? Erol Köse olsun. Erol Köse için bir bronz joker onaylıyor musun? Onaylıyorum. Erol Köse tıp fakültesi mezunuymuş. Öyleymiş. O zaman C. Fikret Kızılok. Onaylıyor musun? Onaylıyorum.
Elbette. Ve böylece ilk 5 soruyu geride bırakmış olduk. 5 Öyle oldu, hızlı geçiyormuş aslında. Geldik. Evet, nasıl gidiyor? İyi, yani o gerginliği insan atıyor üstünden. Aynen. Rahatlıyorsunuz ama böyle bir nefes tutuyoruz tabii cevaplanınca. Evet, insan su kaplumbağası, deniz kaplumbağası, kara kaplumbağası için bile düşünür oluyor değil mi bazen? Evet, evet. Peki, hadi bakalım o zaman devam edelim mi? Edelim. İşte 5000 lira değerinde anahtar kelimelerin il, nota, kıyı. İl olsun. İl olsun. İl olsun dedik efendim Halide ile, bakalım sorusu ne olsun görelim. Sonradan il olarak alfabetik sıraya göre giden ve 67'de biten plaka kodlarımızın ardında 68 plakayı alan ilimiz hangisidir? A. Bayburt, B. Aksaray, C. Karaman, D. Kırıkkale. Aslında Bayburt gibi düşünüyorum. Ben aslen Trabzonluyum. Doğum yeri Hatay, yaşadığım yer Bursa. Oo, Türkiye'nin her yerinde. Evet, güneyinde, bir kuzey güney yapıp batıya doğru yol almışız. Bayburt'u biraz biliyorum aslında, küçük bir yer. Hani böyle çok şehir yeni olmuş olabilecekmiş gibi geliyor. Ama plaka koduna dair pek bir şey anımsatmıyor bende. Onu soracaktım, hiç plakaları şöyle bir gör, hatırlıyor musun? Aslında çok dikkat ederim. Böyle çocukken de babama çok sorardım ama hani Trabzon 61, Bayburt 68 olabilir mi acaba? Ama alfabetik sıraya göre de çok yakın değil. Aksaray'ı hiç hatırlamıyorum. Şimdi soruda geçtiği için sana şunu söyleyebilirim. 67'ye kadar evet, alfabetik sırayla gidiyor. Sonra karışıyor. Sonra yeni ilçelerimiz il olduğu için alfabetik sırayla değil, artık il oldukları sıraya göre plaka kodlarını aldılar. Ben sanırım bir bronz daha kullanacağım. Peki. Evet. Bronz kullanalım. Hangi şık için? A şıkkı Bayburt diyelim. A şıkkı Bayburt için bir bronz joker. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Peki. Bayburt değilmiş. Değilmiş. Yerleri için de aslında çok bir fikrim yok. Bronzları da böyle pıt 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 kullanmak da çok doğru değil ama. Bir bronz daha kullanalım. Kullanalım. Evet, galiba kullanalım. Kafa biraz çünkü karışık. Evet, fikrim de yok o yüzden. Tamam, hangi şık için? D. Kırıkkale olsun. D. Kırıkkale için bir bronz joker. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Kırıkkale'de olmadı halde. Evet, çok kötü oldu. Yani Aksaray çok yakın geliyor ama Karaman'a dair hiçbir fikrim yok yani. Keşke biraz plaka kodlarına baksaymışım. Küçükken nedense ilgiliyizdir, sonradan o ilgimizi kaybediyoruz. Ben de çok hatırlıyorum. Evet yani babama böyle çok sorduğumu. Oranın plakası ne, buranın plakası kaç diye. Belki de defalarca söylemiş bile olabilir babam. Çok kızacak bunu görürse. Gümüşü kullanalım. 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 Peki. 5000 lira değerindeki bu soru için gümüş joker kullandık efendim. Şimdi Halide, doğru cevabı bulmamız gerekiyor. 5000 lirayı garanti altına. Şimdi bronzu da kullanma şansım oluyor mu? Tabii ki. O zaman bronzu da kullanalım. O zaman bronzu da kullanalım. Evet. Bu soruyu her halükarda geçelim diyoruz. Evet, geçelim. Hangi şık için kullanalım? Sen bir şey söyle. O zaman B. Aksaray. B. Aksaray için bronz joker onaylıyor musun? Onaylıyorum. Peki. Bir taraftan da öğrenmiş olacağız. Evet, öğrenmiş 68 olacağız. Plakalı ilimiz neymiş görelim efendim. Karaman çıkacakmış gibi. Aksaray. Böylece 5000 lirayı garanti altına almış olduk Halide. Evet. Biraz üzüldüm aslında. Evet, 3 tane bronzumuz bu soruda gitti. Hep bundan korkuyordum. İnsanın korktuğu şeyler başına geliyormuş demek ki. Evet, ilginç çünkü buraya kadar bütün bronzlarını çok iyi korumuştun. Sadece bir tanesini harcamıştın. Evet. Hani her soruda acaba bir tane kullanarak insan iyi gidebilir
aslında ama bir soruda üç tane gidince... Evet, çok kötü oldu. Biraz üzücü oluyor. Keşke D demeseydim de B deseydim ilk bronzla, ikinci bronzu kullandım. İkinci bronzla, evet. Olsun. Böyle olacakmış demek ki. Evet, böyle olacakmış. Peki, şimdi ne yaptık? 6 soruyu geride bıraktık. 5000 lira garanti ödülümüz var. Evet. Ve önümüzdeki soru 10.000 lira değerinde. Yolumuza devam ediyoruz. Evet. Hadi bakalım. O zaman 10.000 lira değerinde anahtar kelimelerimizi. Buyurun görelim efendim. Kısa. Kervan. Baba. Kısa. Peki. Bakalım. Kısa anahtar kelimesinin sorusu neymiş? Buyurun görelim. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'ne göre bir kısa film en fazla kaç dakika olabilir? A 40, B 29, C 20, D 9. Aslında çok yakın değilim bu konuya da. Sadece onlarda bize göre daha minimum süreler kullandıklarını biliyorum. Bizde 2 saati bile aştığı diziler oluyor. Bizde diziler, evet abi. Biraz böyle yoğun. Filmlerden neredeyse 2 film uzunluğunda diziler çekiliyor. Yani şıklara 40'ı koyduklarına göre minimum 50 diye varsayasak normal bir film süresini desek. Aslında soruyu ilk gördüğüm andan beri böyle çok bende göz kırpan şık C ile D 9. Aslında üniversitede bir arkadaşım vardı, böyle sinemaya inanılmaz bir merakı var. Hatta Cannes Film Festivallerini falan böyle deli gibi takip eden birisiydi. Bu tür festivallerde de bazıları bu Amerika Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin kurallarını benimserler. En fazla kaç dakika olabilir bir kısa film? Baktıkça 29 gibi. Yapacak bir şey yok, risk alacağız. Peki. B29. B29. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Peki. Bakalım efendim. Bir kısa film en fazla 29 dakika mı olabiliyormuş? Görelim. En fazla 40 dakika. 40 dakika. Olabiliyormuş. 40 dakikanın üstüne çıktığı zaman, evet, normal film kategorisine giriyor. Evet, öyleymiş. Öğrenmiş olduk. Aynen öyle. Halide, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 5000 lira ödül kazandın. Tebrik, evet, ediyorum seni. Teşekkür ederim. Sağ, sağ olasın. Ayaklarına sağ ol. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ ol. Evet efendim. Halide ile beraber kısa filmlerin de en fazla 40 dakika olması gerektiğini öğrendik ve 5000 lira ödülü onu uğurladık. Ve yarışmacımız Nusret Can Kazancı geliyor. Merhaba, merhaba Nusret Can. Nasılsınız? Sağ ol sen. Ben de teşekkür ederim. Buyur lütfen. Hoş geldin Nusret Can. Hoş bulduk. Neler yapıyorsun? Özel bir telekomünikasyon şirketinde teknik müdürüm. 25 yaşındayım. Kendi bir şirketim var. Organizasyon ve yat kiralama hizmeti veren bir şirketim var. Ayrıca böyle bir etkinlik içindeyim. O yan bir iş olarak mı devam ediyor? Yan bir iş gibi. Yani girişimlerim var birkaç tane. Güzel. Onlardan biri o. İyi. Başka neler var? Hayatta neler oluyor? Hayat güzel. Yüksek lisans yapıyorum şu anda. Elektrik elektronik mühendisiyim normalde. Bu sene yüksek lisansım da bitmek üzere. Hangi okulda? Haliç Üniversitesi'nde okuyorum şu anda. İnşallah bu sene sonunda yüksek lisans bitecek. Bununla ilgili işleri birbirine bağlamakla ilgili planlar var mı? Aslında var. Hani yat sektöründeyim. Elektronik, gemi elektronik ve havalimanı kısmında bir şirkette çalışıyordum. Bir yandan işte benim babam fotoğrafçı, organizasyon hizmetleri veriyoruz. İşte bütün işleri birbirine bir zincir kurdum. Güzel bir işletme kuruyorum. Hadi bakalım, ileride diyorsun. Bu parayı da onun için ihtiyacım var. Ha, böyle daha bir sermaye olur belki. Evet, iyi bir sermaye için. Ne güzel olur. İhtiyacım var, evet. Peki, onun dışında neler yapıyorsun? Spor yapar mısın? Yüzüyorum. Yani şu normalde iyi bir spor yapıyor diyemem ama yüzebiliyorum yani şu anda. Çok kötü oldu ama yüzebiliyorum. Yüzebiliyorum iyiymiş gerçekten. Ne güzel, yüzebiliyor olmana sevindim. Heyecandan şu an edeceğimi söylüyorum. Ayrıca ne yapıyorum? Bir gezginim. Yani sürekli kamp yapıyorum. Yani Türkiye'de kampla gezdiğim birçok yerimiz var. Bir grubumuz var hatta bizim. Çok iyi. Facebook'ta. Hani 150 bin, 200 bin üzerinde kamp yapan arkadaşımız var. Geziyoruz Türkiye'yi kamp yapa yapa. Bir yandan da ülkeyi tanıyoruz. Bir yandan da ülkeyi tanıyoruz. Avrupa'da yapıyor. Sadece Türkiye'de değil. Avrupa'ya da çıkmışımız var yani bile. 13 ülke gezdim Avrupa'da. Çok güzel. 17 şehir.
Eğlenceli oluyor. Hep oralara gidip de kamp mı yapıyorsunuz? Sadece kamp değil. Kamp yaptığım yerler de oldu Avrupa'da ama hani günübirlik hostel, otel spontane gelişiyor her şey. Ne güzel. Başlayalım. Başlayalım bence de. Peki hadi bakalım. O zaman Nusretcan'ın ilk sorusu geliyor ve başlıyoruz efendim. Buyurun. Ankara'nın telefon kodundan plaka kodunu çıkarırsak hangi sayıya ulaşırız? A306, B216, C326, D346. Yanlış hatırlamıyorsam Ankara'nın telefon kodu 312 olması gerekiyor. Plakası da 06 ise emin olmak istiyorum şu anda. Evet, A306. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Evet, doğru cevap. Böylece 500 liraya geldik. Evet. Anahtar kelimelerle yolumuzu belirlemeye başlayabiliriz. Çift, matematik ve müsait. Çok doğru yukarı doğru gitmek istemiyorum. O yüzden çift demek istiyorum. Peki. Hangi organımız çift değildir? A kulak, B göz, C böbrek, D dalak. D dalak. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Elbette. Bin lira değerindeki anahtar kelimelerle devam. İşte onlar. Fal, dünya ve yol. Fal hakkında hiç bilgim yok. Dünya da ucu açık bir şey. Aslında dünyayı severim ama yol demek istiyorum bu sefer. Biraz zigzag çizelim, yol demek istiyorum. Tamam. Demir yolu, tren anlamlarına gelen kelime hangisidir? A. Hemzemin, B. Kondüktör, C. Blower, D. Şimendifer. Ya çok tren seyahati yaptım. Demir yollarında geçiyor hayatım. Kondüktör olmadığını düşünüyorum. Ama diğer şıklar arasında hemzemin ve şimendiferi ilk defa duyuyor diyebilirim. Blower da kulağıma böyle çok yakın geliyor. Sanki daha önce duymuş gibiyim. Ben bir tane bronz jokerimi kullanmak istiyorum. Peki Nusretcan, hangisi için? C. Blower. Bronz jokeriyle. Evet, bronz jokeriyle. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Tren anlamına gelmez. B şıkkı kondüktör demişim. Ben soruyu biraz yanlış anlamışım. B şıkkı kondüktör diyorum, onaylıyorum. Soruyu yanlış anlamışım deyip, evet, trenlerde bilet kesen kondüktörü tren ettin. Maalesef. Şimendifer. Şimendifer. Aslında bizim bildiğimiz tren, demir yolu anlamında kullanılan kelime olacaktı. Emin değildim. Biraz acele oldu galiba. Zaten biraz heyecanımla... Heyecan da yüksekti. Bildiğim bir yerden yenilmiş oldum. Sağlık olsun. Sağlık olsun Nusretcan, seni tanımış olduk. Peki. Çok teşekkürler. Rica ayaklarına ederim. Sağlık. Sağ ol. İyi akşamlar. Evet efendim, Nusretcan'ı maalesef ikinci soruda uğurlamak zorunda kaldık. Ve yarışmacımız Derya Altun geliyor. Merhaba Engin Merhaba Bey. Merhaba Derya, hoş geldin. Hoş buldum. Buyur lütfen. Aman dikkat et. Tekrar alfaklıyorum. Derya nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim, siz? Biraz heyecan var mı? Çok. Böyle küçük... bir kalp krizi geçirecek kadar bir heyecanım var. O kadar küçük. Bir de biraz bacaklarım titriyor, sadece sorun o. Onu biraz fark ettik. Küçük evet. Bir tezleme oldu ama her şey yolunda değil mi? Evet, sanırım bir iki dakika içinde daha bir adapte olacağımı düşünüyorum. Tamam, neler yapıyorsun? Biraz kendinden bahset, heyecanı da kovalım. Evet, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde deniz ulaştırma işletme mühendisliği okuyorum. Halk içindeki tabiriyle uzak yol gemi kaptanlığı. Onun haricinde hani klasik bir öğrencinin yapabileceği şeyler. Arkadaşlarımla çok vakit geçiriyorum. Hayvan aşığıyım. 3 tane kedim var. Hani olabildiğince sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalara katılıyorum. Böyle böyle günler geçiyor gidiyor. Uzak yol gemi kaptanlığı. Evet. Yapmayı düşünüyor musun?
O konuda şu an biraz tereddütlerim var. Lisede de ben bu bölümü bitirdim. Ya denizcilik sektöründe olup brokerlik de yapmayı düşünüyorum. Hı. Eğitimini alıp. Ama tabii bir iki yıl deniz hayatım olacak. Sahada şöyle bir işi öğreneyim diyorsun. Evet. Bir fırında pişelim işin fırınında, ondan sonra bakacağız. Ondan sonra bakacağız. Peki başka neler yaparsın okulun dışında, eğitiminin dışında? Okulun dışında, eğitimin dışında gezmeyi, yeni yerler görmeyi çok seviyorum. Ege bölgesini çok seviyorum. Böyle bir şey vardı. Ege bölgesinin çok bilinmedik köylerine gitmeyi seviyorum. Hani seyahat, onun haricinde işte dediğim gibi sürekli arkadaşlarımayım. Bir de her kadında olduğu gibi biraz alışveriş, biraz moda çılgınlığı, öyle. Seviyor musun alışverişi? Bayağı. Neler yaparsın, nelere dikkat ediyorsun ya da nelerin üzerinden alışveriş yapmaya dikkat edersin? Ben aslında daha çok kıyafetten ziyade kozmetik alışverişlerini seviyorum. Böyle giriyorum rengarenk bir dünya, direkt bir sarhoş oluyorum falan içeride. Onun haricinde kıyafette çok şey değil. Ben trend olan şeyleri çok sevmiyorum aslında. Biraz daha hani marjinal şeyler, onlara kaçmayı seviyorum. Başlayalım mı Derya? Başlayalım. Peki hadi bakalım. O zaman Derya'nın ilk sorusu geliyor ve başlıyoruz efendim. Artık yeter dedirten, her şeyi eleştiren ve sürekli söylenip duran kişi için ne yaptığı söylenir? A. Çatapat. B. Mırmır. C. Pırpır. D. Vıdı vıdı. Çok fazla tanıdık geldi. D. Vıdı vıdı onaylıyorum. Tebrikler. İşte 500 lira değerinde anahtar kelimeler. Artık bu anahtar kelimelerle yolumuzu belirleyeceğiz. Tutum, sürat ve okul. Okul anahtar kelimesini seçiyorum. Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öncesi ilk ve orta öğretim kurumları yaz tatiline genellikle hangi ayda girerler? A. Mayıs, B. Haziran, C. Temmuz, D. Ağustos. B. şıkkı Haziran onaylıyorum. Bin lira değerinde anahtar kelimelerle devam ediyoruz. Bilet, hayali, taklit. Hayali anahtar kelimesini seçiyorum. Hangi sebzenin hayali varlıklar olan vampirleri uzak tuttuğuna inanılır? A. Turp, B. Biber, C. Ebe Gümeci, D. Sarımsak. Aslında tuhaftır ama vampirler benim gerçek olmasını çok istediğim bir şeydi. Vampirlerin? Ve, evet. Gerçek olmasını evet. İster. Niye? Çok karizmatik buluyorum. Sanırım bazı filmlerin etkisi yüzünden ama. Bence eğer karizmatik buluyorsan o karizmatiklikliğiyle kalsınlar. Değil mi? Hayaliyken daha güzel bazı şeyler belki de. D şıkkı sarımsak onaylıyorum. Ve işte 2000 lira değerinde anahtar kelimeler. Giysi, bakım ve davranış. Bakım. Çok fazla bir emin söylediğimi hissettim şu an. Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları sağlanamayan çocukların bakımını ücretli veya gönüllü olarak devlet denetiminde üstlenen ailelere ne ad verilir? A. Çekirdek aile, B. Koruyucu aile, C. Sosyal aile, D. Danışman aile. Ben burada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Aslında 5 şıkkı olduğuna neredeyse eminim ama ben bir bronz jokerimi burada kullanmak istiyorum. Bu heyecanı da verdiği bir şeyle bronz joker kullanacağım. 5 şıkkı için? Evet. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Evet. Kendime kızacağım. Bir tane nazar boncuğu olmuş olsun. Bir nazar boncuğu oldu. Çok emindim ama hani... Yani çok da risk atmak istemedim. Peki, sırada 3000 lira değerinde anahtar kelimelerimiz hayvan, nöbet ve usta. Beni üzmeyeceğini düşünüyorum. Hayvan anahtar kelimesini seçiyorum. Hangi hayvanın erkeği farklı bir adla anılır? A. Keçi, B. Aslan, C. Kedi, D. Penguen. Keçi zaten erkek bir hayvan olduğu için A şıkkı keçi onaylıyorum. Tebrikler. Bir an...
Ya nedense bir penguen de bir düşündürdü. İmparator penguenleri falan düşündüm. İmparator erkeklere mi deniyordu ama... Acaba penguenlerin de erkeğine başka bir şey deniyor mu diye. Evet, çok bir... Kediyle aslanı evet biliyorum ama hani onda bir tereddütte kaldım. Evet, 5 soruyu geride bıraktık Derya. Evet. Sadece bir tane bronz şoker kullandık. Gümüş şokerimiz de duruyor yerinde. Korktuğum kadar bir heyecanım yüzünden bir hata yapmadım. İlk başta aslında çok heyecanlıyım demiştin ama... Evet. Yavaş yavaş yatıştığımı düşünüyorum. Sağlam yarıştığını söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederim. Devam edelim mi? Edelim. Tamam, hadi bakalım. Sıradaki sorumuz 5000 lira değerinde. Anahtar kelimeleri ise simge, kural ve grup. Şu ana kadar en zorlayan sanırım anahtar kelimeleri oldu. Grup anahtar kelimesini seçiyorum. Grup anahtar kelimesi. Sorusu nereden geliyor efendim? Buyurun görelim. ...60'lı yıllarda kurulan grup elemanları arasında Barış Manço, Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in de bulunduğu Türk rock grubu hangisidir? A. Kardeşler. B. Mavi Işıklar. C. Kaygısızlar. D. Dadaşlar. Yaşım itibariyle biraz zor bir yerden geldi sanırım. Ne tür müzik dinliyorsun? Aslında kulağıma gelen güzel her şeyi dinlerim. Rap'ten, rock'tan, Türk sanat müziğine kadar çok geniş bir yelpazem vardır. Yeter ki yapılan iş kaliteli olsun. Ama bu 60'lı yıllarda Barış Manço, Mazhar Alanson, Fuat Güner... Bilemezsem bir de rezalet bu kadar 3 tane büyük ismin olduğu bir evet, soru. Evet, ülkemizin en önemli müzisyenleri. Evet. 60'lı yıllarda bir grup kurmuşlar. Ya bir dadaşlar şıkkında gidiyorum, bir kardeşler şıkkında gidip geliyorum. Hani dadaşlar diye bir grup olduğunu evet çok net hatırlıyorum ama... Bronz jokerimi kullanmak istiyorum. Hangi şık için? D şıkkı için. Onaylıyor musun? Pek emin olmasam da onaylıyorum Engin Bey. Bakalım doğru cevap. Pek sanmıyorum. Dadaşlar değilmiş Derya. Olsun, moral bozmuyoruz. Şimdi... Kardeşler ve kaygısızlar arasında gidip geliyorum. Mavi ışıklar şu an en uzağa o geliyor. Hı. Ama dürüst olacağım. Şu an hiçbir fikrim yok. Bronz jokerlerimiz var. Evet. İki tane. Bir de gümüş jokerimiz var. Aslında bu kadar erken harcamak istemiyordum. O nazar boncuğuyla devamı geldi. Bu kötü oldu da. Bilmiyorum, isim benzerliğinden mi çekiyor? A ve C şıkkı arasında çok gidip geliyorum. Sanırım bir bronz daha kullanacağım. Bronz Joker'le birlikte ben A şıkkı kardeşler demek istiyorum. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Bakalım kardeşler doğru cevap mı? İnsanları ayıplamamak gerekiyormuş. Değil mi? Evet. Geçen bir yarışmada bir yarışmacıya 3 bronzun aynı soruda kullandı diye kızmıştım. Eyvah, geldi başına. Evet, ama şu an bir risk mi alsam yoksa joker mi kullansam onun arasında gidip geliyorum. Bir tane de gümüş jokerin var Derya. Ama şu an paraya garanti altına almak istemiyorum. Gümüşü peki, daha sonra için kullanacağım. Tamam. Çılgınlık mı yapayım diyorum şu an hiç bronzsuz bir cevap versem. İçimden deli gibi bir kaygısızlar geliyor. Hep de böyle hislerini takip eden bir insan oldum. Ama televizyon başındayken çok daha kolaymış bu. Hani bunu kullanmazdım, bunu başka soruya saklardım, bu cevabı verirdim deniliyor ama gerçekten burada öyle olmuyormuş. Elbette televizyon başında kaybedecek bir şey yok. Evet. Ama burada yarışmaya devam edeceğiz. Umarım yanlış cevap vermezsem, yani umarım edeceğiz. Yani doğru cevabı bulursak tabii. Alacağım bu riski. C şıkkı kaygısızlar diyorum. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Bravo. Battı balık yan gider derim artık. Bir bronz jokeri vardı Derya'nın. Risk alarak kullanmayacağım dedi ve C şıkkı kaygısızlar. Bakalım doğru cevap mı görelim. Bravo, tebrikler. Bir an... Kalkıp maçlarda yaptığım gibi totem yapmak istedim. Öyle mi? Totemler evet, var mıdır? Evet. Değişik hareketler falan ama Fenerbahçe'nin son zamandaki durumunu düşünürsek totemlerim de işe yaramıyormuş. Pek totemler de işe yaramıyor diyorsun bu aynen, aralar. Maalesef.
Ne tür totemlerin vardır? Ya parmak parmak üstüne atma ya da bazen şey yapıyorum. Önemsediğim bir maçta forma giymem. Forma giymez. Evet, öyle bir totemim var. Öyle uğur getirdiğini düşünüyorum. Peki. Şimdi 10 bin lira değerindeki anahtar kelimelere geldik. Bir bronz, bir de gümüş jokerimiz var. Onlar ise ağrı, donanma ve nüfus. Hangisiyle devam edelim? Gerçekten düşündürücü oldu bu. Nüfustan bir coğrafya sorusu gelebilir ve annem coğrafya öğretmeni bilemezsen bir 3 ay boyunca sanırım söylenecek. Donanma, deniz donanması ile ilgili bir şeyse şansım olabilir. Ağrı ise ağrı mı yoksa ilimiz ağrı mı onu bilmiyorum. Ben de onu şu an hiç kestiremiyorum. Bir de anahtar kelimelerden sonra gelen sorular hani bir şaşırtıcı olabiliyor. Hani çok bekleneni vermeyebiliyor. O yüzden şu an çok kararsızım tekrar. Donanma demek istiyorum. Bakalım efendim sorumuzun değeri 10 bin lira donanma anahtar kelimesinin sorusu neymiş görelim. Osmanlı donanmasının yenilgisiyle sonuçlanan İnebahtı Deniz Muharebesi'ne adını veren İnebahtı günümüzde hangi ülkededir? A. Cezayir, B. İspanya, C. Mısır, D. Yunanistan. Korktuğum yerden geldi. Öyle mi? Bayağı korktuğum yerden. Çünkü tarih bilgim bir geçtiğimiz 50-60 yıl içinde sanırım bitiyor. He. Bir de denizle ilgili bir durum var. Bir denizci olarak bilemezsem bir sektörün yüz karası olma durumum da tekrar var. Bilmiyorum. Mantık yürüteceğim sadece. Cezayir, Mısır, İspanya, Yunanistan. Okurken bu tür rotaları da öğreniyor musunuz? Evet. Mesela. Hani rota çizmeyi, rota hazırlamayı, genel olarak bilindik limanlar nerelerdedir, hangi şehirlerin hangi şehrin çok meşhurlarını biliyoruz. Hani zaten hala hazırda bir 6 yıldır rota hazırlayabiliyorum. Ama İnebahtı. Ya hiç duymadım ya şu an heyecanla hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Ya duydum ama hangi ülke olduğuna dair hani şey düşünüyorum. İspanya denizcilik, o zamanlarda denizcilikte dünya devlerinden birisiydi. Mısır, Cezayir. Diyor ki Osmanlı donanmasının yenilgisiyle sonuçlanan. Osmanlı donanmasının yenilgisi. Nerede yenilmiş olabilirler? Yunanistan olacağını pek sanmıyorum. Cezayir, Mısır, İspanya. Şu an harcadığım bronzlarım için o kadar pişmanım ki o koruyucu aile sorusunda. Bir tane bronz jokerim var hala. Biraz önce aldığın risk sayesinde o bronz jokerini bu soruya taşımış oldun. Annem çok kızacak bu soru için de yine. Bronz jokerimi kullanacağım. Ama hangi için kullanacağımı hala emin değilim. Şu an bir Cezayir de beni çekiyor nedense. İspanya'da şu an dehşet derecede bir kararsızlık yaşıyorum. Ben bronz jokerimle birlikte ve İspanya demek istiyorum. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Bakalım yine baktı günümüzde İspanya'da mı değil mi görelim. Şu an İspanya'da. Cevap verdikten sonra olmadığı bir içime doğuyor ama onaylıyorum dedikten sonra maalesef pek bir şey fark etmiyor. Evet. Testi kırıldıktan sonra bir anlamı yok. Şimdi bronz jokerlerimiz bitti artık. Evet. Bilgimizle baş başayız. A. Cezayir, C. Mısır ve D. Yunanistan. Hiçbir şey çağrıştırmaz mı bir insan? Hani bir İspanya sadece denizcilik falan deyince aklıma gelen bize bir Cezayir bir tık yakın geliyor. Mantık yürütemiyorum şu an, tıkandım. Mısır. Mısır en uzak geleni sanırım bana şu an. Yunanistan da o kadar yakın gelmiyor. Bir denizciye sorulabilecek güzel bir soru diye düşünüyorum. Daha çok aslında teknik bilgi sorulsaydı çok mutlu olabilirdim ama... Hani bir de Osmanlı donanmasını yendiklerine göre o zamanın biraz daha bir güçlü devletlerinden birisi olacağını düşünüyorum.
Ne diyelim Derya? Gümüş şokerimi kullanabiliyor muyum? Tabii ki. İstersen gümüş şokerini kullanabilirsin. Gümüş şokerimi kullanmak istiyorum. Bu soru için gümüş şoker kullanıyoruz. Evet. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Sorunun değeri 10 bin lira. Doğru cevabı bulmamız gerekiyor. 10 bin lirayı garanti altına almak için gümüş şoker sayesinde. A şıkkı Cezayir. Pek emin olmasam da onaylıyorum. Bakalım efendim, A şıkkını pek emin olmasak da onayladık. Cezayir. Doğru mu diyeyim görelim. Yunanistan olacakmış. Evet, A yine ve baktı. D arasında çok gidip geldim ama. Sağlık olsun. Hani sonuç olarak bir şey kaybetmedim, kazanacaktım. Kazanamadım sadece, böyle bakıyorum. Aynen öyle. Birazcık da ilginç de bir durum oldu. Aslında denizcilik öğrencisi evet. olarak lisede de denizcilik okumuştum dedin ve denizcilikle ilgili bir soru geldi ama maalesef o soruda elenmiş oldum. Aslında en korktuğum şey buydu. Hani ama bu durumlar da yaşanıyor. Hani herkes kendi alanında bir yanlış yapabiliyor. Bir de daha çok strese sokuyor aslında kendi alanı insanı. Aynen. Hani size tiyatro ile ilgili bir şey sorsam yanlış cevap vermeniz, şey vermemeniz için sanırım size daha bir strese girerdiniz. Kesinlikle öyle. Yapacak bir şey yok. Güzel oldu. Eğlenmek için gelmiştim. Eğlendim. Çok güzel bir ekiple tanıştım. Sizinle tanıştım. Gayet zevkliydi benim çok için. Çok teşekkürler Derya. Sağ olasın. Ayaklarına sağlık. Çok memnun oldum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ve efendim Türkiye'nin %100 yerli bilgi yarışması Altın Peteğin burada sonuna geldik. Eğer siz de stüdyomuza gelip 1 milyon için yarışmak istiyorsanız www.altınpetek.tv adresinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Önümüzdeki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.